Hepinize merhaba. Tongçek Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle lise hakkında konuşacağız. Liseye yeni geçtiğiniz için size bu konuda birazcık tavsiyelerde bulunacağım bir abla olarak. Hazırsak hemen başlayalım. Şimdi videoya başlamadan önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben küçüklüğümden beri yaklaşık 5 ya da 6. sınıftan beri Tonguç Akademi izliyordum ve şu anda Tonguç Akademi video çekmek benim için çok çok büyük bir şey. Yani gerçekten çok duygulandım. Bunu sizinle paylaşmayı çok istedim. O yüzden artık tamam, çok uzattım. Başlıyoruz. İlk önce arkadaşlıklarla başlamak istiyorum. Arkadaşla konusunda çok heyecanlısınız. Çünkü herkesin heyecanlı olduğu bir şey. Ya yalnız kalırsam, ya arkadaş bulamazsam diye düşünüyorsunuz ama arkadaş bulmakta acele etmeyin. Lütfen bunu yapmayın. Şimdi niye diyeceksiniz? Hemen benim anımı anlatıyoruz. Lise ilk başladığınız zaman pazartesi günü hani her okulda olduğu gibi İstiklal Marşı okunuyor. Onu beklerken işte 9'lar orada karışık duruyor. Ben de işte çok heyecanlıyım, arkadaş bulacağım falan. Gittim bir kızla tanıştım. Ondan sonra kızla anlaştık falan filan. İşte sınıflarımız ayrı düştü. Ondan sonra kız işte ilk bir iki temsil falan böyle zoraki konuştuk. Sonra bir daha hiç kızı görmedim bile okulda. Daha sonra aynı ortama düştük ve kız şey anlatıyor işte, diyor biz okula ilk başladığımızda hani ben İstiklal Marşı'nda bir kızla tanıştım, böyle böyle konuştuk falan filan. Sonra bir daha yaşamadım, ben böyle o benim. Ay çok utanç vericiydi gerçekten. Hani bir de asla yüzünü bile görmeyeceğiniz insanlarla arkadaş olmayın. Ya belki de görürsünüz, gerçi o da çok da şey değil, ama arkadaş bulma konusunda acele etmeyin. Çünkü çok rahatlıkla arkadaş bulabiliyorsunuz. Yani herkes orada yeni, herkes arkadaş arıyor, o yüzden bu konuda acele etmeyin. Özellikle İstiklal Marşı'nda direkt arkadaş yapmayın. Sonra yine arkadaş konusundan devam edelim. Böyle yine burada da benim yaptığım bir hata. Birkaç kişi bulup onlara takılı kalmayın. Özellikle ilk günler, ilk haftalar. Böyle ilk gün hani gidip atıyorum sınıfla tanışıyorsun ama sonraki günlerde herkes ya böyle daha fazla insan tanıyor ya da böyle tanıştık kişilerle yakın devam ediyor. Ben yakın devam ettim. Bu benim hatamdı işte. Çünkü İlk başta tanıdığınızda hani size uygun kişilermiş gibi geliyor ama öyle olmayabiliyor. Yani nasıl desem, şimdi ilk gün ya da ilk hafta diyelim, olabildiğince fazla arkadaş tanımaya bakın. Yani ilk gün sınıfınızla tanışın, ilk iki gün falan. Sonra diğer sınıflarla tanışın vesaire. Ve tanıştığınızda zaten çok fazla insan tanıdığınız için böyle kafa yapınızın en uyuştuğu kişilerle mantık açısından yakınlaşıyorsunuz. Ama ben ne yaptım? Ben sınıfla bir tanıştım. Bizim sınıfımız bile diğerlerinden ayrıydı. Diğer sınıflarla tanışma şansım olmadı benim. Sınıfla tanıştım. Sonra ilk gün yakın olduklarımla hep yakın devam etmeye çalıştım. Ve daha sonra zaman ilerledikçe birbirimize kafa yapımızın uymadığını fark ettim. Hani uyuşmuyorduk. Hepimiz farklı şeyler düşünüyorduk. Ben uymuyordu yani. Sonra arkadaş bulamadım, arkadaşsız kaldım vesaire. Bunu yapmayın. Gerçekten ilk gün hani tanıştığınız kişiyle direkt evet bu benim best friend'im. Best friend forever. Yapmayın. Gerçekten. Gidin bir sürü insan tanıyın ve size en uygun olduğunuzu düşündüğünüz kişilerle yakınlaşın. Bu çok önemli bir şey. Gerçekten çok önemli. Sonra gelelim ikinci maddemize. Bu arada madde madde gidiyormuşuz şu an, fark ettim. İkinci maddemiz ise poşet götürün. Diyeceksiniz niye poşet götürelim, çanta var. Şimdi çok fazla kitap veriyorlar. Hani ortaokula nazaran resmen iki katı kitap veriliyor ve o kitapların hepsini çantanızda taşımanız yemin ediyorum bir işkence, artık beliniz kopuyor. Ben sadece çanta götürmüştüm. Verdikleri poşet direkt yırtılıyor zaten sınıfa çıkana kadar. Böyle nasıl bir poşet olabilir? Hani mesela marketlerin poşetleri var ya, bez çantalar, öyle bir şey olabilir. Yani öyle bir şey de yanınıza götürün, kitapları ikiye bölün. Hani birisi elinde olsun yarısı. Yarısı da sırtınızda olsun, yoksa çok 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 ağrıtıyor belinizi. Başka da bir şey gerekmiyor. Bir de normal hani okul çantanızı götürün ki kitapları koyabilirsiniz. Başka bir şey gerekmiyor. Zaten ilk günden fazla ders işleyen hoca yok. Varsa da hani böyle üniteleri ufak açıklamak için hafif bilgi verir. Çok da bir şey olmaz yani. Ders işleyen çok fazla olmaz. Sonra şeyden bahsedeceğim. Yine kitaplarla hakkında. İlk hafta öğretmenleriniz normal olarak size işte kitap diyor. Atıyorum diyor ki Tonguç'un İşte 9. sınıf kitabını alın. 9. sınıf matematik kitabını alın. Sonra ilk haftalarda öğretmenler tam oturmuyor. Bu öğretmenler değişebiliyor. Başka bir öğretmen geliyor. O da başka bir kitap ismi söylüyor. O yüzden o ilk aldığınız kitap elinizde boşa çıkmış oluyor. Hani ilk hafta direkt kitaplar almakta acele etmeyin. Kitapları alırsınız. Zaten çok hemen hızlıca başlamıyorlar derslere. Ders çatlasın 1-2 sayfa işlenmiş olur geç bile alsanız.
Şimdi herkes bunu zaten söylüyor. Lise ortaokuldan bir tık daha farklı. Yani ders konusunda zorluk açısından çok çok daha farklı açıkçası. O yüzden derslerinizi ortaokuldaki gibi geçiştiremiyorsunuz. Hani dersleri dinleyeyim işte eve gelince bir tekrar edeyim yeter. Olmuyor. O yüzden zaten genelde düşük notlar alıyorsunuz. 50 aldım falan. Öyle oluyor. Lisenin heyecanına kapılıp dersleri bırakıyorsunuz. Ama bunu yapmayın. Hatta bence ne yapın biliyor musunuz? Normal dersinizi işledikten sonra eve geldiğinizde normal bir tekrarınızı yapın. Sonra genelde Tonguç konu videolarını müfredatla eş götürüyor. O Tonguç videolarını da izleyin. Sonra test kitabından testlerini çözün. Böylece tekrarınız mükemmel olur. Eğer ki şansınız varsa okulu bir gezin önceden. Çünkü benim bu konuda çok iyi bir anım var. Okul başladığında arkadaşlar sınıfınızın en azından yerini biliyor olun. Çünkü ben okul başladığında hani okula hiç gezmedim. Hani okula gittiğimde sınıfları gezdim ama kendi sınıfımın yerini bilmiyorum. Şu an şubenize yanlış hatırlamıyorsam E-Devlet'ten bakabiliyorsunuz. Şimdi sınıflarım bu kapı diyelim, tamam mı? Burada kapının üstünde işte kağıt oluyor. Kağıtta da işte herkesin ismi yazıyor. Hani orada arayıp buluyorsunuz. Bizim sınıf şöyle anlatayım yine. Bu birazcık karışık. Şimdi iki koridor var. Okul böyle. Burası orta yer. Böyle ikiye ayrılıyor koridor ve her koridorda sınıf var. İşte 9'lar bir katta, 10'lar bir katta falan. Ama benim sınıfım 9'ların olduğu koridorda değildi. Ve ben gittim hani bütün listelere bakıyorum yok. Sonra müdüreye gittim diyorum hocam ben yokum hani listede. Ben bu okula gelmedim. Halbuki kayıt yaptırmışım yani. Sonra hoca bize dedi ki saçmalama bu okuldasın. Ondan sonra bayağı aradım. Yaklaşık yarım saat kadar ben sınıfımı aradım. Meğerse diğer koridordaymış. Hani bu koridor 9'un bir de bu koridorda da o arta kalan sınıfları koymuşlar şansımıza. Ben de oradaymışım. O yüzden sınıfınızın yerini bilin. Hatta mümkünse bütün okulu gezin. İşte kantindir, kütüphane falan. Hepsini gezin bir görün yerlerini öğrenin ki daha rahat hareket edebilirsiniz okulda. Yoksa çok stresli anlar geçiriyorsunuz. Yani istemem öyle anlar geçirmenizi gerçekten. Son olarak şeyden bahsedeceğim. Bol bol okul etkinliklerine katılın. Hani ne oluyor? TÜBİTAK var, Erasmus var, kulüpler var. Kulüpler çok bir şey yapmıyor da genelde. Genelde geziler vesaire oluyor. Onlara bol bol katılın çünkü ilk 9-10 böyle daha rahat yıllarınız oluyor. Artık 11-12 olunca yavaş yavaş sınava hazırlanmaya başlıyorsunuz. O yüzden özellikle 9'da lisenin tadını çıkartın çıkartabildiğiniz kadar. Bir tane spora yazılın mesela. Ya da konuşmayı vesaire seviyorsunuz ya da tartışmayı. Münazara kesinlikle size çok uygun olabilir. Ben münazaraya bir kere gitmiştim. Münazaralar ve MEN'ler hafta sonları yapılıyor. Böyle her okul kendisi düzenliyor. Bunlar sertifika alıyorsunuz MEN'de. Münazara da almıyorsunuz galiba. Hani yurt dışında bir okulda vesaire okumak istiyorsanız böyle SAT sınavlarını girdikten sonra bir sosyal etkinlik şeyiniz oluyor. O sertifikalar orada çok işinize yarıyor. Yani böyle nasıl öğrenci CV'si gibi bir şey oluyor aslında sosyal etkinliklerinizi belirten. Ve son olarak gezilere de gidin. Arkadaşlar geziler çok iyidir. Eğer durumunuz iyiyse hele başka şehir gezileri çok iyi. Biz gidemedik. Bize kısmet olmadı ama anlattıkları kadarıyla çok çok iyi oluyormuş başka şehir gezileri. Öyle yani onları da bol bol katın olabildiğince sosyal olun 9. sınıftaki hani sonraki yıllarda pişman olmayın içinizde kalmasın ya keşke şunu da yapsaydım keşke bunu da yapsaydım şimdi sınava çalışıyorum zamanım yok diye. Böyle bir ukde kalıyor çünkü biz yapamadık hiçbirini. Çünkü sadece 9'un ilk dönemine gittik ve ilk dönemde hani şey oluyor daha bir alışma hani tanıyorsun daha okulu yeni tanıdın kapandı. Şans yani. Gerçekten çok şanssızdık. Şimdi 11 olduk. Sınava hazırlanıyoruz. Gerçekten bu birazcık kötü. Bir de şeyden bahsedecektim. Size benim ilk okul günümü anlatacaktım. Şimdi ben ilk gün bir uyandım. Hani heyecandan geberiyorum. Resmen ölüyorum heyecandan. Böyle karnım ağrıyor. Gece uyuyamadım hatta. Muhtemelen sizde de öyle olacak. Sonra sabah kalktım zorla bir kahvaltı ettim ödeyek hazırlandım falan. Çok heyecanlı oluyor. O ilk gün çok heyecanlı oluyor. Sonra işte okula gittim babam işe gidecekti. Herkesin velisi falan vardı ben tektim böyle. Sonra arkadaşımı gördüm ve arkadaşımla hani 3. sınıftan beri 3, 4, 5'te aynı sınıftaydık. Sonra bir ayrıldık 8'de aynı tütteydik falan. Ben selam verdim kıza ve bana ne yaptı? Bunu göstermezsem çok içimde kalır bak. Ben şimdi bu benim. Aa X merhaba. O be. Çok kötüydü. Bunu söylemez. Çok kötüydü yani. O, bu ben travmalar kaldı. Hiç kimseye selam veresim gelmiyor. İlk gün
Aslında birazcık stresli ama aynı zamanda lisenin en keyifli günlerinden biri yani çok fazla insan tanıyorsun. Öyleydi işte böyle tatlı, güzel bir gün oluyor. Çok da gerilmeyin, rahat olun hani. Elbet geçip gidiyor bir şekilde iyi ya da kötü. Kötü olacağını bu arada hiç sanmıyorum. Gerçekten hiç sanmıyorum. Böyle yani. Video bu kadar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Tonguç Akademi'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Videoyu yorum atıp like atmayı da unutmayın. Eğer bana herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hepsine elinden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Bye bye.